Buyurun, buyurun efendim. Sevgili misafirler, Sayın Bakanımız Fikri Tarhanacı teşrif ediyorlar efendim. Buyurun, buyurun. Kimler gelmiş? Ozan, kimler gelmiş? Kim bunlar? Efendim, hemen tanıştırayım. Yatırımcılarımızı temsilen Sayın Mustafa Yatırım. İşsizlerimizi temsilen Sayın İbrahim Çekiç. Bankacıları temsilen Sayın Jale Mevduat. Ve çiftçilerimizi temsilen efendim Sayın Hayati Mazut. Niye geldiniz? Ekonomik bir problem mi var? Tabii yani olmaz mı? Yatıramıyorum efendim. Yatıramıyorum. Tamam arkadaşlar. Çözeriz, bir dakika. Bir dakika, hemen bir durun. Hemen negatif enerji. Durun, bir pozitif enerji alalım. Biraz gülelim. Değil mi? Ya biraz gülün ya. Biraz gülün. Gülün biraz. İşte böyle ya arkadaşlar. Şu negatif enerjiyi şuradan alalım. Önce bir pozitif olalım, değil mi? Ha? Hep beraber. Arkadaşlar, ekonomide ne kadar pozitif olursak o kadar iyi. Bütün sıkıntıların kaynağı negatif olmak. Efendim, tüm sıkıntıların kaynağı negatiflik olmayabilir. Başka sıkıntılarımız da var. Ben size... Ya hemen sıkıcı şeyleri çıkart. Bir durun ya, bir durun. Bir durun. Ekonomi muhabbettir. Ekonomi dostluktur. Ekonomi kucaklamaktır. Ekonomi yan yana olmaktır. Arkadaşlar, birbirimizi ekonominin paydaşları olarak burada kucaklayacağız. Başlayalım hadi. Hadi bankacılık sektöründen başlayalım. Evet. Neymiş bakalım? Şimdi şöyle ki efendim, bankacılıkta faizlerin dalgalı hareketlenmesi, ekonomik dalgalanma ve haksız rekabet oldukça bizi sıkıntıya soktu. Hallederiz. Efendim, biz yatırımcılar olarak önümüzü göremiyoruz. Gösteririz. Başka? İşsiz sayısı oldukça fazla, bireysel olarak zor durumdayız. İş bulamıyoruz. Buluruz. Aha, maliyetler çok arttı, ekemiyoruz. Ekeriz. Ya ben de dedim, büyük bir sorun var ya arkadaşlar. Ya bunlar halledilir. Merak etmeyin. Hı-hı. Çözeriz. Bana güvenin. Ya önce pozitif olacağız. Bunları hallederiz ya. Ne zaman? Mayıs'ta hallederiz. Arkadaşlar, bakın. Biz sorunların farkındayız. Biliyoruz. Şöyle ki, biz bu sorunları Temmuz'da çözeriz bunu. Arkadaşlar, enflasyon var mı? Var. Benzin fiyatları pahalı mı? Pahalı. Değil mi? Evet. Biliyoruz. Eylül'de çözeriz bunu arkadaşlar. Ya biz de bu ülkede yaşıyoruz. Biliyoruz. Sorunların farkındayız. Seneye o zamanlar çözeriz arkadaşlar. Ama siz bir cümle içinde bir sene atladınız ya. Hayır, biz acil bir çözüm bekliyoruz ama. Efendim, sıkıntı büyük. Biz önümüzü göremiyoruz. Yani bize acilen bir güven ortamı lazım. Ya güven bana ya. Niye güvenmiyorsun bana ya? Hayır. Güven, bak karşında oturuyorum. Bir güven. Tamam da efendim şöyle ki, ekonomi biraz daha rakam işidir değil mi? Ekonomi rakam işi. Ben şimdi rakamlardan bahsetmeyeyim Jale Hanım. Jale Hanım, gözlerime bakın. Ne görüyorsunuz? Tabii hafif bir heyecan, bir ışıltı var tabii de. Yine de ekonomi rakam işi. Ekonomi rakam işi. Ekonomi sevgi işi. Ekonomi şehvet işi. Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. İşte efendim, bizim gözümüzün feri söndü de açlıktan. İşsiziz de onu nasıl çöz... Sönebilir. Tekrar yanabilir. Yandıktan sonra tekrar sönebilir. Bunu biliyoruz. İbrahim Bey, bir şey soracağım. Tabii. Her sabah gün doğmuyor mu? Doğuyor. O zaman ekonomi de düzelir. Kuramıyorum ben, bağlantı kuramıyorum. Arkadaşlar merak etmeyin, güvenin bana ya. Efendim o zaman şöyle örneklerle gideyim ben. Mesela biz verdiğimiz kredileri asla ve asla geri alamıyoruz. Vatandaştan kredi ödemelerini alamıyoruz, yeni kredi veremiyoruz. Bakın, bankacılık sektörü benim ilgi alanım. Ya bu ülkede bankacılığı benden daha iyi bilen yok. Evet. 2 tane kredi kartım var benim ya. Bir tanesini de mil biriktirmek için aldım. Ben bu olaya hakimim, merak etmeyin ya. Pardon. Ben de bakıyorum, telefonum yok. Ozan, benim faturanın son ödeme tarihi gelmişti. Şunu çıkışta bir vezneye yatıralım. Tabii ki, hemen bakalım. Vezne mi? İnternet bankacılığından yatırabilirsiniz efendim. Oluyor mu öyle ya? Evet. Var, öyle bir şey var mı? Var. Evet efendim. Ya niye söylemiyorsunuz arkadaşlar ya? Allah, Ozan şunu bir... Sen... Bakayım, hemen yapayım. Bakayım. Yalnız şifreyi istiyor bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Hallettim burayı. Ya bir de bankacılık sistemi kötü diyorsunuz Jale Hanım ya. Baksana olay. Ekonomi uçuyor. Ya bir yüzünüz düştü Jale Hanım. Ne diyeceksiniz? Yani şöyle anlatayım ben size efendim. Şimdi bankacılık dışarıya bağımlı olan özel sektörden alınan borçları geriye ödeyemediğinden mütevellit Türk lirasının da değer kaybetmesinden ötürü kan ağlıyor. Evet. Bakın size güzel bir şey söyleyeyim. Heh, buyurun. Türk lirası artık daha fazla değer kaybedemez. Dibini gördü ya, durdu burada. Arkadaşlar, ekonomiyi karmaşık hale getirmeyeceğiz. Ekonomi nedir? Ekonomi sevgidir. Ekonomi saflıktır. Ekonomi bir çocuğun gülümsemesidir. Ekonomi bir genç kızın çeyizidir. Efendim siz ekonomi deyip sonuna bir masum bir şey ekleyip geçiyorsunuz. Evet, ekonomi masumiyettir. Şimdi Bakan Bey, biz çiftçi olarak mağduruz. Mazot çok arttı. Domates ekemiyoruz. Ya sen domatesi mazotla mı ekiyorsun ya? Neyle ekeyim? Öküzle mi ekeyim? Mazotla ekeyim. Traktör için diyor efendim. Traktör. Traktör evet. Lok 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 lok. Onu sorma ya. Onu sormayın. 4 ay önce arabamı 400 liraya dolduruyordum mazotunu. Şimdi bugün 1200 lira. Gelirken yolda aldık. Ne olacak bu mazotun hali? Ya birinin bir dur demesi lazım buna ya. Ne olacak? Sana soruyorum ya. Bana mı sordun? Sana sordum. Cevap ver. Ya sana soracağım. Niye? Ekonominin paydaşları burada toplandı. Sorunlara çare üretmeye çalışıyoruz değil mi? Evet. Burada yeni bir şey öğrendik arkadaşlar. Siz en fazla aç kalırsınız. Ben daha çok basarım. Efendim aç kalmak demişken ben orada lafa girmek isterim. İşsiz olduğum için açız efendim. Biz ailece bayağı kursağımızdan hiç geçemiyor. Açlık çekiyoruz. Bu işsizlik konusunda bir çözüm fikriniz var mı? Var. Heh, nedir? İş bul. İş yok. Mustafa Bey iş yok diyor. He. Yatırımcı olarak adamlara iş sağlamamız lazım. Yatırım yapacaksın ya. Şimdi efendim ama benim suçum değil ki. Yani dediğim gibi biz önümüzü göremediğimiz için... Bir de ortada bir güven ortamı olmadığı için bir yatırım yapamıyoruz. Yani yatırım yapmak için ucuz kredi de alamıyoruz. İşte asıl suçluyu bulduk. Bankalar. Jale Hanım, adam kredi istiyor. Niye vermiyorsunuz? Efendim biz nasıl suçlu olabiliriz? Yani enflasyon baskısı sebebiyle kredi faizleri bu kadar artmışken biz maalesef kredi veremiyoruz. Hayır, verdiklerimizi de alamıyoruz efendim. Kim ödemiyor ya? Ben ödeyemiyorum. O zaman Ha. Yatırımcı kredi alamıyor. He. Krediye geri dönüşü olmuyor. He. Yatırım yapamadığın için iş bulamıyorsun. Harcayamıyorsun. Tarlada ürünü... Vay be ulan! Çözdük işte. Çözdük, bağlantıyı kurduk. Bakın ne kadar güzel bir şey öğrendik işte bu. Efendim siz zaten bilirsiniz diye geldiydik ama... Ben biliyorum efendim. Ben siz biliyor musunuz diye soruyorum. Öyle değil mi Ozan? Biliyoruz. Siz bilirsiniz efendim. Biliyorum. Arkadaşlar çok güzel bir projem var. Heh, efendim ne olur? Şunu şöyle bir anlatın. Evet. Şöyle anlatın da bir umut, umut olsun piyasaya. Evet. Ha? Ekonomi umuttur. Ekonomi temennidir. Ekonomi ben asla kaybetmedim demektir. Peki o zaman şöyle yapalım. Efendim siz bize planınızdan bahsedin, ekonomik modelinizi açıklayın, üzerine tartışalım. Mesela eğer ki işe yaramazsa ne yaparsınız? Üzülürüm. Ama ben gidiyorum abi, böyle olur mu ya? Siz de üzdük, kusura bakmayın. Biz kalkan daha fazla üzmeyelim size efendim. Ben de teşekkürler, şunu alayım. Sağ olun. Nereye gidiyorsunuz ya? Bir dakika. Ozan nereye gidiyor bunlar? Bilmiyorum efendim, valla çok da güzel gidiyordu kalbim. Bir dakika durun ya, bir dakika. Tabii. Ya gitmeden son bir şey soracağım. Gözlerime bakın, ne görüyorsunuz? Sağ söyleyeyim sana. Mazut azam görüyorum. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılırım.